Evet arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Dominar serisinde 250 ve 400'de saat ayarını nasıl yaparız ve gösterge panelinden bahsedeceğim. Trip 1, trip 2 ayarlarından bahsedeceğim. Öncelikle kontağımızın açık olması gerekiyor ve güç tuşunun on durumda, açık durumda olması gerekiyor. Saat ayarını yapabilmem için kilometre sayacını trip 1'e getiriyorum. Menü ve set tuşuna birlikte basıyorum. Birlikte aslında saat yanıp sönmeye başlıyor. Menü tuşuyla saati ileriye alabiliyorum. Şu an saat 2.45. Fazla kaçırdım. 10, 11, 12. Gündüz PM oldu. 2. 45, 46, 47 olmuş. 47 olsun. Kaydetmek için de ikisini basılı tutmam gerekiyor. Ayarladığımda bitmiyor. Tekrar ikisine basılı tutarak kaydetmemiz gerekiyor. Ayarlayıp bırakırsanız kaydetmiyor. İkisine basılı tuttuğumda ayarlanmış oluyor. Görüyorsunuz. 2.47 PM. Gündüz 2.47 oldu. Ayarını bu şekilde yaptık. Triplerden de bahsedeyim. Şöyle odometre toplam motorumuzun kilometresi. Bunu sıfırlayamıyorsunuz. Trip 1 var. Trip 1'i sıfırlamak için set tuşuna basılı tutuyorum. Set tuşuna bastığımda trip 1 sıfırlandı. Trip 2 var. Yine bunu da set tuşuna basılı tutarak sıfırlayabiliyoruz. Bunlar ne işe yarıyor? Trip 1'de benzin aldığınızda sıfırlayabilirsiniz. Trip 2'yi örneğin zincirinizi yağladığınızda sıfırlayabilirsiniz. Gösterge ekranı bu şekilde kullanıyor. Dominar serisinde de tek fark, menü tuşları, menü ve set tuşu diğer ekranda, oradan düzeltebiliyorsunuz bunu da aynı şekilde. Ama kullanımı aynı şekilde. Tekrar belirtmekte fayda var. Motorunuz açık olması gerekiyor. Kontağın ve gücün açık olması gerekiyor yapabilmek için. Motor çalışmıyor ama gücüm açık. Bu şekilde ayarladım. Deneyelim, kaydetmemi. Kapattım. Açtığımda 2.48 olarak saat devam ediyor. Bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.